بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وابن السبيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَحُ قَوْلِ Hamd alemlerin Rabbi Allah'a. O Allah birdir. Ondan başka ilah yoktur. Onun eşi ve benzeri yoktur. Hamd olsun o Allah'a ki bizleri hiç ihtiyacı yokken yarattı. Bizleri herhangi bizden bir yardım almak amacıyla yaratmadı veya kendini büyük göstermek için, böbürlenmek için yaratmadı. Hamdolsun o Allah'a ki bizleri kendi lütfuyla, kendi fazlı ve keremiyle yarattı. Allah'ın salatı ve selamı Hazreti Muhammed'e ve onun pak ehli beytinin üzerine olsun. Onlar Allah tarafından insanları doğru yola hidayet etmek için seçilmiş insanlardır. Onlar sadece hadi olanlardır. Onların dışındakiler muhakkak takipçidir. Yapabileceğimiz en mükemmel şey onları takip etmektir. Ve bu da her zaman Kur'an ve onların peşinde gitmekle beraber olur. Sadece Ehl Beyt'i takip ediyorum diyerek Kur'an'ı Kur'an-ı Kerim'i bir kenara bırakırsak bu kesinlikle yanlıştır veya sadece Kur'an bize yeter deyip kendi kafamıza göre Kur'an'ı yorumlarsak bu da bizi yanlış yola götürür. Muhakkak Kur'an ve Ehli Beyt, Peygamberimizin emri üzere Kur'an ve Ehli Beyt her ikisine de inanır ve bu ikisiyle beraber yolumuza devam etmeliyiz. Konumuz fıkıh hükümleridir. Bugün Allah'ın izniyle humus hükmüne geldik vardık. Humus öncelikle nedir? Bu konuda sohbet edeceğiz. Ki Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala humus hakkında Enfal suresinin 41. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Auzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve alemu enne ganimtum min şey'in fe enne lillahi humusuhu. Ve lil-Rasuli وَلِذِ الْقُرْبَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ وَبْنِ sabil <السَّبِيل> Bu şekilde buyurmaktadır. Yani şudur manası. Bilin ki bir ganimet elde ettiğiniz zaman onun beşte biri Allah'ındır. Bakın beşte biri Allah'ındır. Öyle benim kendim kazandım bunun hepsi benimdir diyemezsin. Allah -u Teala Kur'an'da buyuruyor ki ''Beşte biri Allah'ındır. Elbette orada e, ganimet savaş ganimeti anlamına bazıları söylemiştir. Bu ganimetin manası savaş ganimetidir diye. Bu konuda da bir iki cümle anlatacağız. Sözümüz burada bizim malımızın tamamı kendimizin değildir. Bunu zekatta da bu şekildedir. Hani adama zekatı ver dediğinde ya benim kendim onu ekmişim, biçmişim veya hayvansa ona ben kendim zahmetini çekmişim. Niye vereyim ben fakire? O da gidip çalışsın bana ne? Diyen şahıslar vardır. Halbuki bunlar Allah'ın emridir. Bize verdiği malların içerisinde fakirin de hakkı vardır. Ha bu şekilde de Allahu Teala bütün çalıştığını kaldır da fakire ver dememiştir. Çok cüz'i bir miktardır. Bunu fakire verirsin ve o toplumda güzellikler meydana gelir. Bilin ki beşte biri Allah'ındır ve Resulünündür ve yakınlarınındır. Burada Resulün yakınlarınındır. Ve yetimlerindir, miskinlerindir, yolda kalmış kimselerindir. Beşte biri altıya, altı kısma ayırmış allah Teala. Malınızın o e, ganimetin beşte birini kenara ayırıp Dördü zaten senindir. O beşte birini de altı kısma bölmüş. De buyurmuş ki bu Allah'ın, Resul'ünün, yakınların, Resul'ün ve Resul'ün yakınlarının, yetimlerin, miskinlerin ve e, yolda kalmış kimselerindir. Bu konuda biliyorsunuz Hums, i̇mam Zaman o Allah'ın hakkı, Resul'ünün ve yakınlarının dediği o üç hak günümüzde i̇mam Zaman aleyhisselamın hakkıdır. Ama kendisi olmadığından dolayı bunu götürüp müçtehitlere verirler ve şer'i hakim olarak onlar da alıp talebe yetiştirirler, medreseler açarlar, bu şekilde bir takım faaliyetlerde bulunurlar. Geri kalan o yetim, miskin ve yolda kalan da yine seyitler içerisinde yetimler, miskinler ve yolda kalanlardır ki müştehitler bunun iznini verir ve şahıs gider onu o kendi yakınında, çevresinde artık anlatacağız şartlarını. Bu şekildeki seyitlere onları verirler. Bu konuda birkaç tane hadis ben e, getirdim. Konumuza fıkhi hükümlere girmeden önce birkaç hadis söyleyip Hums'un önemini anlatmak istiyorum. Ki öncelikle Hums Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde gelmektedir. Ha Bazıları diyor ki bu sadece savaş ganimetiyle alakalıdır. Ganimet savaştan elde edilen maldır. Bazlarına göre ise hayır. Ganimet ke kelimesi her türlü fayda anlamına gelir. Her türlü elde ettiğin faydaya ganimet denir. Sözlük manasında farklı görüşler vardır. Yalnız bu konuda eee İmam Cafer Sadık aleyhisselam buyurmakdadır ki hums sadece savaş ganimetine ...özel bir şey değildir. Bu da biliyorsunuz bizim Şiaların meşhur kitabı... ...Men la yehzuruhul kitabında bu şekilde gelmektedir. Bu konuda birçok hadiste yine aynı kitapta bulunmaktadır. Ki bizi bağlayıcı, İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın sözleri... ...Peygamber Efendimiz'den nakledilen o hadisler bizim için bağlayıcıdır. Çünkü Hazreti İmam Cafer Sadık'ın sadık lakabını... Bütün Müslüman alimleri her fırkadan onu tasdik etmişler. Onu onun sadık oluşunu onaylamışlardır. İmam Bağır Aleyhisselam Hums hakkında şöyle buyuruyor. Bizim hakkımızı bize ulaştırmadan bir kimse herhangi bir şey alırsa helal değildir. Burada humustur kastı. Humsunu vermeden kalkıp da bir şey almışsan İmam Bağır Aleyhisselam buyuruyor ki bu helal değildir. Allahu Teala onun özrünü de kabul etmeyecektir herhangi bir mazeret de sunduğu zaman allah Teala bunu asla kabul etmeyecektir. Yine son olarak i̇mam Zaman Aleyhisselam 12. imamımız Hums hakkında şöyle buyuruyor. Bizim hakkımızı yiyen birisi cehennem ateşini yemiş gibidir ve sonunda cehennemliktir, cehenneme gidecektir. Hums'un önemini bu şekilde burada izah etmiş olduk. Ee, Hums'un şimdi gelelim fıkhi bölümüne. Bazı durumlarda, bazı yerlerde öyle her zaman her durumda değil anlatacağız. Bazı yerlerde malın beşte birini muhakkak Hums olarak vermemiz gerekmektedir. Bunlar yedi şeyden ibarettir. Nedir? Yıllık giderin arta kalanından beşte birini vermeliyiz. Bunların hepsini de inşallah teker teker açıklayacağız. Şöyle küçük bir açıklama gerekirse bir yıl içerisinde şahıs bir yıl içerisinde ailece yiyip içmiş, kullanmış her türlü ihtiyaçlarını, her türlü gezmesidir, çocukların okul ihtiyacıdır, her şeyini karşılamış. Yılın sonunda arta kalan paranın veya malın beşte birini fakire vermesi gerekmektedir. Maden yine aynı şekilde yerden çıkarılan madenin beşte birini humus olarak vermelidir. Ee, hazine, şahıs eğer hazine bulursa elbette bu hazineyi anlatacağız. Nasıl e, hazineden kasıt nedir? Eğer bir şahıs hazine bulursa bunun beşte birini humus olarak vermelidir. Savaş savaş ganimeti tabii bu eskiden peygamber efendimiz zamanında müslümanlar kâfirlərlə savaşırlardı və əgər savaşı qazanırlarsa oradan bir takım qənimətlər əldə edərdilərdi. Və bunu peygamber efendimiz 5də birini humus olaraq alır, dövlətin büdcəsinə, kendi ihtiyarına, kendi əmrinə e, buraxırdı. Digər kısımları isə müslümanlar arasında paylaşırdı 5də 4-ünü. O 5də birini daha sonra işte gerektiği yerlerde harcardı. Denize dalarak denizin altından çıkarılan değerli taşlar, bunların da humsu beşte birini e, vermek gerekmektedir. Ve son olarak da zimmi kafirin, eğer zimmi bir kafir Müslümanlardan arsa alırsa, bir yer alırsa, toprak alırsa, bunun beşte birini de hums olarak Müslümanlara şey tekrar o şer'i hakime artık bahsedilen yerlere beşte birini vermesi gerekmektedir. Zimmi kafir ne demektir? Eskiden günümüzde bu böyle bir şey şu anda bildiğim kadarıyla hiçbir yerde yoktur. Yalnız Peygamber Efendimiz zamanında bazı kafirler Müslüman ülkesinde yaşar ve oranın kanunlarına, toplumsal kanunlarına uyarlardı. Ve her yıl belli bir miktar Müslümanlara para öder, bir şeyler öder. Bunun karşılığında ise Müslümanlar onların can ve mal güvenliğini sağlarlardı. Eskiden biliyorsunuz insanların mal ve can güvenliği öyle fazla yoktu. Bu yüzden belli bir kabilelere, belli bir yerlere insanlar sığınır orada yaşarlardı. Yine aynı şekilde bu kafirler de Müslümanlar içerisinde bu şartla yaşayabilirlerdi. Maalesef günümüzde kaldı ki Müslümanlar bile birbirine günümüzde kafir deyip birbirlerini katlediyorlar. Halbuki o zamanlar gerçek kafirler bile Allah'ı inkar eden, Peygamber Efendimiz'i kabul etmeyen insanlar bile o ülke içerisinde, emniyet içerisinde yaşayabiliyorlardı. İşte Peygamber Efendimiz'in İslam'ı nereye Şimdiki biz Müslümanız, biz hakkız diyen insanların Müslümanlığı nereye? O yüzden diyoruz ki Kur'an ve Ehli Beyt'ten hiçbir zaman ayrılmayacaksın. Ayrılırsan, Kur'an'ı kafana göre yorumlarsan, ondan sonra La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyen insanları ve kıyamet gününe in inanan insanları kafir diye katledersin. Ehli Beyt'i bırakırsan yapacağın budur sonunda. Sözümüz burada. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem zimmi kafirlere o zaman bu şekilde İslam dini bu şekilde bir kanun bırakmıştır. Eğer Müslüman toprakları içerisinde yaşayacak olursan ve bir zemin alırsan bunun beşte birini muhakkak Hums olarak vermesi gerekmektedir. Humsu ödemek aynı yine dedi ki namaz, oruç ve zekat gibi vacip ve Allah'ın emirlerindendir. Ve bunu muhakkak insan kurbet kastıyla yapması gerekmektedir. Yani Allah'ın emrini yerine getirmek kastıyla yapması gerekmektedir. Bu tür yani vacip olan amellerin hepsinde hüküm aynıdır. Bunu unutmayalım. Allah'ın bize vacip ettiği bütün hükümler kurbet kastıyla yapılmalıdır. Humus da bunlardan biridir. Bu işi yaparken insan niyetinde ben bunu Allahu Tebarek ve Taala'nın emrini yerine getirmek kastıyla yapıyorum diye niyet etmesi, niyetinde bunun bulunması gerekmektedir. Bugünkü konumuzu burada sonlandırıyoruz. İnşallah bir dahaki programda humus hakkında sohbet etmeye devam edeceğiz. Şimdilik hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyorum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة، وبعد المعصية، وصدق النية، وعرفان الحرمة، وأكرمنا بالهدى والاستقامة، وسدد ألسنتنا بالثواب والحكمة. برحمتك يا أرحم الراحمين